Pardon, Diyanet Kur'an Komiteleri mi demiştiniz? Ne demiştiniz o şey? Diyanet'in sayfası var. Kur'anmeali.com. Kur'anmeali.com. Tamam mı? Çok şekeri kapsamlı bir sayfa. Ben oradan yararlanıyorum. Yani Kur'an'da arama yaptırmak istediğim zaman veya çeşitli mealleri, onların işte her türlü meali de orada veriyorlar. Veriyorlar mı? Tamam, o güzel. Var var, hepsi var. Aidiyet hissetmedi mi Çin? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dün elde mi kalmıştık? 53'e kadar geldik hocam. 53'e mi geldik? Bugün 54'ten devam ediyoruz inşallah. Azap size gelip çarpmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Azap size gelmeden önce veya evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Hani bir ayette de ne diyor? Ölüm gelmeden önce iman eder ve imanınızı hayra dönüştürürseniz Allah sizi bağışlar diyor. Hani Firavun ölüm anında ben de Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Fakat Allah tarafından bu kabul edilmedi. Şimdi mi dedi. Yani azap ölmeden önce iman edip Allah insana ergenlik yaşından bunaklık veya ölüm dönemine kadar bir süreç süre vermekte. Bu süre içerisinde kim kendini düzeltir ve Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre söylem ve eylemlerini düzenlerse işte onlar kurtuluştadır diyor. Burada aslında Allah'ın koyduğu kurallara göre söylem ve eylemini düzenleyen insanlar o tarihe kadar, düzelinceye kadar ki tarihlerdeki yapmış oldukları ameller hep gayr-ı Rabbani yolda olduğu bir gerçektir. İki yoldan bahseder Kur'an. Birisi Rabbin vahiylerle çerçevelediği yol, helal, haram, doğru, yanlış, hak, batıl orada anlatılır. Bir de vahyin dışında söylem ve eylemler. Rabbani yolda yürüyen insanlar yol ve yaşam biçimini Allah düzenliyor. Yani de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. İşte kurbanı kabul edilen, edilmeyen, efendim bağışlanan, bağışlanmayan veya yapmış oldukları infaklar Allah tarafından hüsnü kabul görüp görülmeyen ifadesini kullanırken de Rabbani yolda yani iman edip imanını salih amele dönüştürmeyen insanların yapmış oldukları bütün ameller Allah katında hüsnü kabul görmeyecek. Yani imanla salih ameli her insan bir arada bulundurması gerekir. İman ayrı, salih amel ayrı değil. İmanla salih amelin bütünleşmesi Müslüman yapıyor insanı. Hani Fussilet Suresi 33. ayette ne diyordu? Ben Müslümanım diyen insanları Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim vardır? İşte Allah bunlardan razı oluyor. Allah'ın razı olmadığı Allah'ın koyduğu kuralların dışında hareket edenler ifadesini kullanıyor Kur'an. Yani o azap gelmeden önce ne yapıp edip insan kendini düzeltmesi lazım. Azabın ne zaman geleceğini, kıyametin kendisine
ne zaman kopacağını da kendisi bilmiyor. Onun için insan uyandı mı, o uykudan kalktı mı hemen Allah'ın ipine sarılması gerekiyor. Enam suresinde miydi? Enam suresi 158 hocam. Bunu bir daha bir okuyalım da. Çünkü sadece tövbe etmiş olmak bir şeye yaramıyor. O altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken bir ayet. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki bekleyin, biz de elbette beklemekteyiz. Yani burada iman ayrı, amel ayrı anlayışını tamamen reddediyor Allah. İmanla salih amelin mutlaka ama mutlaka bütünleşmesi gerekiyor. İmansız bir amelin hiçbir yararı olmadığı gibi amelsiz bir imanın da hiçbir yararı yok. Olay bu. Hocam aslında şey de var, bu ayeti destekleyen özellikle daha müthişi var mesela. Şey var, Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi var. Yani güzel sözler Allah'a ulaşır. İşte o güzel sözün de Allah'a ulaşabilmesi için şey vardır. Onun amele dökülmesinden söz ediyor Allah. Fatır suresinin 10. ayet. Tabii ki yani. Yani yer yer mesela burada ben de geçenlerde böyle bir şey söylediğimde işte yok efendim tesbihimizi mi elimizden aldınız vesaire şeylerinin bir takım çok büyük tepkilere yol açtı. İşte şey var mesela Ankebut suresinde de var, o Ankebut 2'de de var. İman ettik de işte imtihana çekilmeden cennete gideceğinizi mi sanıyoruz? Yani iddianızı ispatlamadan hakikate ulaşamazsınız anlamında çok harika ayetler var yani. Bakara suresi 214'te yani, sadece iman ettim de ya veya da bir takım sözleri telaffuz etmek Allah katında bir anlamının olmadığına dair. Yani bu da gösteriyor ki Kur'an hep ikişerli olayı anlatmış. İkişerli bir kitap, ikişerli bir anlam. İşte Zümer suresi 23'te de onu anlatıyordu. Evet. Şimdi bir de ayetin sonunda sonra size yardım edilmez diyor. Aslında bu ayet bile şefaat diye uydurulan şeyin yalan olduğunu söylüyor. Yani yardım edilmez. Ölmeden önce yapman gerekeni yapacaksın. Şu bir gerçek ki zaten Kur'an'ın da bir ayeti doğru anlarsan hep birbiriyle uyum halinde olduğu görülüyor Kur'an'daki bütün ayetlerin. Yani buna ters bir ayet gösteremezsin Kur'an'da. Ters gibi gelse bile onun müteşabih bir anlatım olduğunu rahatlıkla görebilirsin. Rabbinizle size indirilenin en güzeline uyun. Siz hiç farkında değilken azap apansız size gelip çarpmadan evvel. Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. Siz hiç farkında değilken azap apansız size gelip çarpmadan evvel. En güzeline uyun derken Rabbimizin indirilenden güzel olmayanı mı var? Evet. Benim de aklıma geldi bu soru. Bu konuda görüş olan var mı?
Hocam ben aslında onu şu şekilde anlıyorum. Tabii şey var. Şöyle arz edeyim. Şimdi bütün insanoğlunun yapmış olduğu güzel ameller vardır, kötü ameller vardır. Genelde amellerin şeyi yani Allah'a has kılınır ya, yani hatta şöyle söyleyeyim, Allah'a nispet edilir. Has kılınır demeyeyim de nispet edilir cümlesi daha doğrudur. Mesela hani biz hidayeti de doğru yolu da eğri yolu da biz şey yaptık gibi. Yani bütün amelleri Allah kendi üzerine alması olayı vardır. İfade edebildim mi? İblisle takvanın kıyaslaması yapılmış olabilir mi? Sonuçta işte o anlamda diyorum. İblisi de oraya o anlamda diyorum. O zaman en evet, güzel evet. Takvaya ve vahiy uyun demek istiyor o zaman. Yani iblisi uymayın. Ben onu almıyorum yani. Hani başka görüş olan yoksa Furkan suresi 77'de ne diyordu? Bir de İsra suresi 11. ayette onlar hayra da şerre de dua ederler. Yine Furkan suresi 77'de kullarım bana dua ederlerse pardon, kullarımın duası olmasaydı ben onlara değer verir miydim ifadesi kullanıyor. Yine Allah bilgiyi insanlara indiriyor. Bu bilgiden ruhumuzu ifadesi kullanırken hem insan Rabbani ola hem de gayri Rabbani ola eğilimli bir varlık konumuna düşüyor. İşte Allah'ın indirdiklerinin Rab Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde söylem ve eylemlerini düzenleyenlere uyun ifadesi kullanıyor. Bunun dışında olanlara uymayın. Onlar Allah'ın dışında biri mi indirdi de? Yani ortada iki yol var. Birisi cehennem yolu, birisi cennet yolu. Burada siz cehennem yolunu tercih eden malzemelerden kullanmayın. Cennet yolunu tercih eden malzemelerden kullanın. İnşasını inşa eden malzemelerden kullanın. Mesajı veriyor. Öyle değil mi? Yani iki yol var. Birisi kurbanı kabul edilenlerin yolu. Aynı ifade değil mi? Biri de kurbanı kabul edilmeyenlerin yolu. Kurbanı kabul edilenlerin yolu Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde iman eden ve imanlı salih amellere dönüştüren insanların yolu. Birisi de Tevfik Hocam'ın dediği gibi, birisi iblisin teklifleriyle karar verme, yol alma yönü var. Biri de takvanın teklifleri yönünde karar verme, yol alma olay var. İşte burada siz takvanın tercihleri, takvanın teklifleri yönünde tercihinizi kullanın ve Allah'ın gönderdiği vahiylerle hayatınızı düzenleyin ifadesi kullanıyorum. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bir de burada azap apansız size gelip çarpmadan evvel diyor. Ben burada Yücel Hocam'a sormak istiyorum. Yücel Hocam, niye azap apansız geliyor? İnsan öldüğü zaman, yani ne zaman ölürse öldüğü zaman ahiret alemi onun için başlamış oluyor. Yani eğer ki yanlış olduysa cehennemdir ve hemen azap başlamış olacak. O zaman apansız gelmesi kişinin ne zaman öleceğini bilmemesiyle alakalı bir olay demek ki. Yani kişi zannediyor ki ben 150 sene yaşarım, 250 sene yaşarım, öyle düşünerek yaşıyor. Ama ölüm gelir gelmez, ölüm apansız geldiği için azabı da başlıyor. Evet. Veya şöyle diyelim, kıyamet ne zaman kopacak? İkiye ayırıyor yine kıyamet kopuşunu.
Birisi insanın kendi kıyametinin kopuşu, o ölümüyle kıyamet kopuyor onun. Bir de bütün evrendeki insanlar Allah'ın gönderdiği evrenin yasalarını, gizli sırlarını çözüp ortaya çıkardığı zaman kıyamet kopacak. Bu da büyük kıyamet oluyor. Yani senin ne zaman ölmen senin kıyametin oluyorsa, azap da senin ne zaman öleceğin konusunda belli değil. Onun ansızın gelecek ifadesini kullanırken bunu anlatıyor kanaatindeyim. Yani bir insan ne zaman öleceğini kim nereden biliyor? Anında... Ayette de var, sana son saati sorarlar diyor. De ki onun bilgisi Allah katındadır, o size ansızın gelecektir. Ansızın, ne zaman olacağı bellisiz yani. Kişinin yana yakılan şöyle diyeceği gün, Allah yanında kullulukta yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Doğrusu ben Allah'ın diniyle alay edenlerdendim. Kişinin yani her insan dünya hayatında bir sınavdan geçip ölüyorlar. Burada iman eden ve salih amel işleyenler cennete, inkar eden ve zulmedenler de cehenneme gidiyor. İşte inkar eden ve zulmeden insanlar dünya hayatında gelen resullerle alay ediyorlar. Yani onları, bunlar zaten genelde hep önde gelen kavimlerden. Hani İsra suresi 16. ayette biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz diyor. Yani bozgunculuk yapan insanlar aslında kendilerinde var olan takva sesini ne kulak vermemelerinden kaynaklanıyor. O yapmış olduğu yanlışın da yapmış olduğu doğrunun da farkında. Yine Araf suresinin 172. ayetinde ne diyordu? Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda hepsi Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. Biz buna dünya hayatında nefsiniz şahit olsun. Bak bu çok önemli. Yaptığı her yanlışın da yaptığı da her doğrunun da farkında. İşte ahiret aleminde biz bundan habersizlik dememeniz için böyle yaptık ifadesi kullanıyor. İşte buradaki ayette ne diyor? Kişinin kişinin yana yakıla şöyle diyeceği gün, yani orada pişmanlığını dile getiriyor. Allah'ın yanında kullukta yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Yani ben bunların farkındaydım ama bunları yaptım. Yazıklar olsun bana demeden ben Allah'ın diniyle alay edenlerdendim ifadesi kullanıyor. Yani şu anda dünya hayatında o inkar edenler, bütün peygamberlerin ve peygamber yolunda yürüyen Müslümanların diniyle alay ediyorlardı. Hani Nuh gemiyi yapıyor, onlar da alay ediyordu ifadesi kullanıyor. Yani burada Allah'ın nerede, nasıl davranacağının, yolunun, yönteminin planını, projesini yaparken Nuh, diğer inkar edenler onunla alay ediyordu. İşte biz ahiret aleminde bizim alay ettiğimiz kişileri, o zayıf, ezilmiş kişileri yanımızda göremiyoruz dediklerinde, yoksa gözümüz mü kaydı? Bir bakıyorlar onlar cennette. İşte onlar da sizinle alay edecek. Diyorlar ki ahiret aleminde o inkar edenler, size Allah'ın verdiği nimetlerden, rızıktan biraz da bize verin. Onlar ahiret aleminde iman eden, Müslüman olan, cennete girenler de diyecekler ki Allah size bu rızıkları
burada haram etmiştir ifadesi kullanıyor. Yani bunlar aslında her insan doğruyu da yanlışı da fark ediyor. Bu da yetmiyor Allah. İnsanlar içinden bir nebi, resul gönderiyor ve bununla da alay ediyorlar. Hani ne diyordu? Sen bize mucize göstermen gerekmez mi? Senin bir altından evin olmalı değil miydi? Veya bize meleklerden bir kişi olmalı değil miydin? Veya göğe yükselecek bir merdivenin olmalı değil miydi? Veya bir kitabın veya yazılı bir belgen olmalı değil miydi? İfadeleriyle hep ona bazı insanların inanmayacağı şeyleri ön plana çıkarıp onları zora sokmak istiyordu. İşte Allah da bunların cevabını hep Kur'an içerisinde tek tek veriyor. Hani bazıları da diyor, Allah bana sordu mu sen yaratılmak ister misin, yaratılmak istemez misin diye. Yani böyle bir şey olmadığına göre ben tanımıyorum Allah'ı diyor. Oysa senin öz içine, senin neden yaratıldığının bütün formülleri senin öz içine, kalbine veya fıtratına yerleştirilmiş. Sen bunları kullanmadığın sürece inkar eder ve çıkışı inkarda bulursun. Oysa senin her inkar ettiğinin cevabını Kur'an'da buluyorsun. Ama sen şöyle bir meyil edip, azıcık zamanını ayırıp Allah bize ne diyor diye bir o konuyla ilgili bir araştırma yapmıyorsun. Bundan dolayı o bir türlü hidayet bulamıyor. Hani Cibril'i kim inkar ederse Allah onlara düşmandır diyor. Allah düşmanlığını neyle gösteriyor? Onların Allah'ı unutması, Allah'ın da onları unutması. Yani o ilahi mesajı, Allah'tan gelen vahiy bilgilere karşı gözlerini köreltmesi, kulaklarını tıkaması, kalplerini de mühürlemesi, işte Allah'ın onlara düşmanlığı oluyor. Allah da o dünya hayatında hani bu zikirden uzaklaşanların üzerine, yani vahiyden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dosdoğru sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız ifadesiyle. O inkar edenlerle diyaloğu Allah kesiyor dünya hayatında, ahiret aleminde işte size inanmadığınız cehennem deyip önüne koyuyor. Olay bu. Veya gerçekten Allah bana hidayet verseydi elbette muttakilerden olurdum diyeceği, ya da azabı gördüğü zaman benim için bir kere daha dünyaya dönme fırsatı olsaydı da ihsan edenlerden olsaydı diyeceği günden sakının. Veya gerçekten Allah bana hidayet verseydi, yani hidayet verme ne demektir? Allah hidayeti isteyene veririm diyor. Yani dilediğimi hidayete erdirir, dilediğimi de saptırırım. Allah dilediğini hidayete erdirmez, dilediğini saptırmaz. Sen dilersen seni hidayete erdirir, sen dilersen seni saptırır. Bu malzemeler Allah'ta var. Hidayet verseydi elbette muttakilerden olurdum diyeceği gün, yani o pişmanlığına orada bana hidayet verseydi muttakilerden olurdum deyip pişman olacağı, veya bir saniye orayı açayım, ya da azap gördüğü zaman, azabı gördüğü zaman bunun için bir kere daha dünya hayatına geri dönme imkanı olsaydı da, hani çok ayetlerde de bunu zikreder, Allah'ım bizi bir kere daha dünyaya gönder,
Burada gördük, anladık, duyduk, işittik, fark ettik. Bizi tekrar dünya hayatına gönder. Senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım diyecekler. Ama Allah da bunu kabul etmeyecek. Hani Firavun, ben de Müslümanlardanım dedi ama Allah bunu kabul etmedi. Neden? Çünkü azap gördüğü zaman ona artık dönme fırsatı verilmiyor. Dünya hayatında az önce bahsettiğimiz gibi Allah ölmeden önce, belki bir saat sonra ölecek ama ölmeden önce öleceğini bilmeden ölürse ve iman eder ve imanını hayra dönüştürürse Allah onu bağışlayacağını vaat ediyor. Allah bağışlayandır ifadesi kullanırken işte Allah bu kadar fırsat, bu kadar insanlara süre tanıyor. Yine de insanlar her günahı işlerse yine bağışlayacağını vaat ediyor. Bundan daha güzel bağışlanma, bundan daha güzel bağışlayıcı olan Allah olabilir mi? İfadesiyle olayı anlatıyor. Hayır, benim ayetlerim sana gelmişti. Fakat sen onları yalanladın. Büyüklüğe kapıldın ve kafirlerden oldun. Hayır, hayır, benim ayetlerim sana gelmişti. Nasıl geldi ayetleri? İki Resul'le geldi. Hani Yasin Suresi 20. ayette şehrin öbür tarafına Allah'ın Resulü geldi. Yani Hazreti Musa geliyor. Ben Allah'tan gönderilmiş bir nebi Resulüm. Ben ücret alıcılardan değilim ifadesiyle geliyor. Şehrin öbür tarafında, şehrin öbür tarafı diye bahsetti. İnsanı bir şehir olarak görüyor. Hani Allah'la veya Kur'an'la inkar edenler arasında bir perde çektik ifadesi kullanıyor. Orada şehrin öbür tarafında inkar edenlerin öz içindeki takva sesi bu nebilerin söylediklerinin tıpatıp onların öz içindeki takva sesi onaylıyor onu. Şehrin öbür tarafından dediği olay o. İşte burada her insan bunu fark ediyor ama insan dünya hayatındayken hani Şems suresi 7, 8, 9, 10. ayetlerde insana iki teklif sunucu var. Bunlardan birisi iblis, birisi de takva. Kim takvayı yetiştirir, besler, onun koyduğu kurallara göre yaşamını düzenlerse o kurtulmuştur. Kim iblisin teklifleri yönünde karar verir, karar verdiği yönde de onu besler, yetiştirir, büyütür, meyve yiyecek hale getirirse o da helak olmuştur ifadesiyle anlatıyor. Yani kişi kendini düzeltirse Allah onu düzeltiyor. Kişi kendisini saptırırsa Allah onu saptırıyor. Allah kimseyi saptırmaz. Hani yine Enfal suresi 53. ayette başka ayetlerde de var. Orada kişi Allah'ın kendine verdiği nimeti kendisi değiştirmedikçe kesinlikle Allah ona verdiği nimeti değiştirici değildir ifadesi kullanıyor. Yani insan yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bu bir cennet konumundaydı insanların başlangıcı. Ama insanlar ne zaman bu yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünden iblis yüklenince Rabbani yoldan sapıp gayr Rabbani yola girdi ve dolayısıyla cennetten çıktı ifadesiyle bu yolda yürüyen insanlar cehennemi kendi elleriyle, kendi çabalarıyla ortaya koyuyorlar. Allah kimseyi ne cennet atıyor, ne cehennem atıyor. Kişi kendi çaba ve gayretiyle karar verdiği yönde cennete gitmek isterse ona Allah cennete koyuyor. Cehenneme gitmek isterse de Allah onu cehenneme koyuyor. Yine onlar hayra da şerre de dua ederler ifadesi kullanırken
cehenneme gitmek için şer, cennete gitmek için hayır. Çaba ve gayret de onun duası oluyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu ayetlerim sana gelmişti fakat sen onları yalanladın. Ben burada Yüce Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Yüce Hocam, bugün insanların büyük ekseriyeti yalanlamıyor, Kur'an haktır diyor. Ama Kur'an'la bir işi de yok. Yani okumuş, okumamış, efendim, öğrenmiş, öğrenmemiş, onun dediklerini yapmış, yapmamış. Ama resmi olarak yalanlamıyor. O zaman bu kişiler cennete mi gidecek? Bu yalanlayanlardan olmayacak mı? Şimdi şöyle, insanların Kur'an'ı evet yalanlamıyorlar ama onların yalanlamadığı şey Allah'ın göndermiş olduğu hak ve hakikat. Fakat hiç kimse bu hakikatin ne olduğunu öğrenmek için Allah'ın kelamını okumuyorlar. Arada çok şey fark var yani. Şimdi biraz önce ben misafirliğe gittiğimde o dedi ki bana, tamam biz Almanya'da yaşadık ama, Almanya'ya gittik ama ben orada dedi çocuklarıma dedi Kur'an okumasını öğrettim dedi. Yani şimdi o zannediyor ki çocuklarına Arapça harflerle Kur'an okumayı öğretince iş bitti zannediyor. Bunun anlamıyla, manasıyla, Allah'ın ne dediğiyle ilgilenmediği için onlar vazifelerini yaptıklarını zannediyorlar. Ama hakikat öyle değil. Kur'an'da Allah'ın bize vermiş olduğu mesajları hayatımıza geçiremezsek biz hiçbir zaman için Kur'an'ın dediğini yapmamış oluyoruz. Kur'an'dan yüzümüzü çevirmiş oluyoruz. Hocam bence tam olarak da yalanlamış oluyorlar. Hani dediniz ya resmi olarak yalanlamıyor. Bence resmi olarak yalanlamış olduğunu düşünüyorum. Hani var demek, kabul etmek, bunu dille söylemek kolay, bu bir şeyi değiştirmez ama hayatında yokmuş gibi yaşadığın zaman, Allah'ın kurallarının dışında bir hayat sürdürdüğün zaman tam da olarak hani resmi olarak da yalanlamış oluyorsun bence. Lisan-ı halinle yalanlıyorsun diye düşünüyorum. Evet. Hatta yalanlayandan daha kötü bunun durumu. Çünkü gerçeği, hakikati bildiği halde gereğini yapmıyor. Öbürküsü belki bilmiyor veya işi yok Kur'an'la. Ciddi ciddi yalanlıyor, inkar ediyor. Ama öteki biliyor. Evet diyor, var Kur'an hak, abine tezat vereceğiz. Ama ondan sonra bir adım daha atmıyor. Bu aslında büyük bir sahtekarlığa giriyor. Hani borcunu ödemeyen iki kişi gibi. Birisi inkar ediyor, yok benim borcum diyor. Öbürküsü tamam benim borcum var ama kaçtık mı diyor. Ölüyor mu? Peki. Fakat vermiyor. Vermek için bir çaba da sarf etmiyor. Ne fark var arada? Yani birisi inkar ediyor, öteki de alavere talavere yaparak yine borcu ödemiyor. Senin dediğin gibi İnkardan da daha kötü bir şey aslında. İşte bizim ülkemizde de birçok kitle, kurum, kuruluş, devlet, resmi ideoloji aynen böyle. Evet Allah var, camiler de var. Dileyen de hacca gitsin. Ama iş uygulamaya geldiği zaman orası layık bir rejimdir. Burada dinin kuralları geçmez. Sen kendin ibadet etmek istiyorsan ibadet et. Kendisine sorsan, ben de Müslümanım diyor. Benim dedem de hacca gitmişti diyor. Filan. Bizim Ulu Önder de Müslümandı diyor. Fikir çekerek kantar içinde kalıyordu diyor. Ondan sonra çok meseleleri düşündüğü için ancak kafaya içkiyi rahip çekerse rahatlayabiliyormuş. Yani haleni olarak Allah yoktur, biz inkar ediyoruz diyen çok az kişi, çoğunluk, kitle, evet vardır diyor. Ama
bir şehre kapılarından girmiyorlar. Yani işi gereği gibi yapmıyorlar. Dolayısıyla bunların da inkar edenlerden bir farkı yok aslında. Hatta bunların işleri daha zor. Çünkü inkar eden, inkar ediyor adı belli. Ve bu kişinin gün gelir, başına bir sıkıntı gelir veya düşünür, aklına bir şey gelir, inkarından vazgeçebilir. Ama öbürküler kendi kendilerini uyuşturduklarından dolayı, Kur'an'dan haberleri olduğu halde yokmuş gibi yaşadıklarından dolayı onların bu durumdan çıkmaları daha zor oluyor diğerlerine göre. Çıkamıyorlar. Şöyle diyor Kur'an, yani benim anladığım kadarıyla. Dünyada Allah'ı kabul eden insanların büyük bir çoğunluğu kabul ediyor. Ama Allah'ı kabul etmeyen ve Müslüman olan insanlar da çok az olan insanlar. Yani ateist olan insanlar çok az, Müslüman olan insanlar da çok azdır. Bu bir gerçek değil mi? Ama Allah hem Allah'ın gönderdiği vahiy Allah'a, Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, meleklerine, ahiret alemine iman etmeyi şart koşuyor. Bunlardan herhangi birisini kabul etmezsen, iman etmezsen Allah katında o değere tabi tutulmuyor. İşte insanın kurbanı kabul edilip edilmeyen diye bahsederken de bu Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, meleklerine, ahiret alemine Allah'a iman eden kişilerin kurbanı kabul ediliyor. Allah'a iman etmeyen, gönderdiği kitaplara, peygamberlere, ahiret alemine kabul etmeyen insanların da kurbanları kabul edilmiyor. Kurbanları kabul edilmeyen de cehenneme kendisini hazırlıyor. Kurbanı kabul edilenler de cennete kendisini hazırlıyor. Olay bu. Şimdi zaten ayetin sonunda diyor ki hayır benim ayetlerim sana gelmişti fakat sen onlara yalanmadın, büyüklüğe kapıldın ve kafirlerden oldun. Ayetleri yalanlamak nasıl oluyor? İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği zaman ayetleri yalanlamış oluyorsun. Allah Kur'an'a uygun bir hukuk yapmıyorsan, Kur'an'a uygun bir aile kurmuyorsan, Kur'an'a uygun bir eğitim yapmıyorsan, ekonomi yapmıyorsan, siyaset yapmıyorsan, o zaman Allah'ın ayetlerini yalanlamış oluyorsun ve kafirlerden oluyorsun. Maide suresinde buyuruyor ya Allah, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diye. Fasıkların ta kendileridir diyor. Dolayısıyla Kur'an her iki tarafa veya birden fazla yere yönelen insan tipini kabul etmiyor. Ya Allah'tan yana olursun ama gereğini yapmak kaydıyla, yani iman edip salih amel işlemek kaydıyla, ya da kayış atarsan Kur'an kabul etmiyor bunu. Yani hem gayrı hem Müslüman, hem seküler, hem uhrevi, efendim, hem Müslüman, hem münafık, Allah bunu böyle kabul etmiyor. Müslümansan, Kur'an'ın kabul etmediği hiçbir vasıf o Müslümanda olmaması lazım. Şimdi hatırlarsınız, böyle bir hadis rivayet edenler, hangi kaynakta olduğunu bilmiyorum ama işte birisi gelmiş peygamberimize sormuş. Demiş ki Müslüman zina eder mi? Müslüman zina eder ama tövbe eder. İşte Müslüman hırsızlık yapar mı ama tövbe eder filan. İş yalana gelince Müslüman yalan söylemez demiş.
Yani orada yalan söyler de tövbe eder dememiş. Çünkü yalan söyler insan her şeyi yapar filan diye. Bu tür benzer ifadelerle işte kişi inkar etmedikçe ehl-i sünnette tekfir yoktur diyorlar. Yani kafir diyemeyiz ona diyorlar. İşte büyük, büyük günahları işleyenler kafir olur mu diye biliyorsunuz. O Emeviler döneminde Mutezilelerle diğerlerinin arasında büyük bir tartışma çıkıyor. Büyük günahları işleyen kafir olur mu, cehenneme gider mi gibi şeylerle. Yani Müslüman kimliğiyle günahların, yanlışların, Kur'an'ın kabul etmediği sıfatların bir arada bulunabileceğini ima ettiler. Böyle anlattılar yani. Müslümanlara günah işleme alanı açtılar. Böyle olunca da ciddi bir Müslüman tipolojisi ortaya çıkmadı. Çıkanları da rejim, sistem mahvetti, perişan etti. Baskı kurdu, eziyet etti, sürgün etti, işkence etti, kimisini astı. Hayat hakkı tanımadı yani onlara. Çok şiddetli davrandı. Dolayısıyla Müslümanlıkla Kur'an'ın kabul etmediği yanlış sıfatlar asla bir araya gelmemeli. Gelemez zaten. Geliyorsa o kişi o zaman imanı problemli bir kişidir. Şimdi hayır benim ayetlerim sana gelmişti fakat sen onları yalanladın. Şimdi şu ülkede kurum kuruluş olup da cemaat olup da parti vakıf olup da şu ayetleri yalanlamayan var mı? Bir kısmı inandığı deyip yanına şirk bulaştırıyor. Bir kısmı ben layıkım diyor. Bir kısmı işi gücü heykel dikmek, put dikmek onunla uğraşıyor. Bir kısmı ırkçılıkla meşgul. Herkes bir yol tuttu. Ve bunların hiçbirini Kur'an kabul etmiyor. Üstünlük yalnızca takva ile diyor. Ama hepsine sorsam ben Müslümanım der. Müslümanlığı da kimseye vermez. Oo, peygambere canımız feda. Bir de öyle diyorlar ya. İşte kutsal kitabımız, şanlı bayrak, vatan millet. Sürekli içi böyle hava basılmış kavramlarla toplumun karşısına çıkıyorlar. Ama toplumun haline bakarsan toplum felç olmuş. Yani şimdi toplumda sigara belası var, alkol belası var, faiz belası var, dünyevileşme belası var. Aklınıza ne gelirse, mevki makam belası var. Yani inanca şirk bulaştırma belası var, Kur'an'dan uzaklaşmış olma belası var. Yok yok yani. Ama sorarsan herkes Müslüman olduğunu söylüyor. Çok az kişi ben Müslüman değilim diyor. Bugün sosyal medyada gördüm. Kadının birisi giriyor Starbucks'a. Allah'tan korkmuyor musunuz diyor. Gazze'de çocuk ölüyor diyor. Filan. Orada böyle işte kulağı küpeli, ellerinde sigaralı böyle gençler var. Oradan birisi diyor ki abla diyor ben Müslüman değilim diyor. Niye içmeyeyim ben bu kahveyi diyor. Burası layık bir ülke diyor yani. Ha, burası layık bir ülke diyor. Ben Müslüman değilim diyor. Seni biz Gazze'de göremiyoruz. Yani o kadar diyor ki git Gazze'ye sen savaş. Niye burada konuşuyor demeye getiriyor. Yani böyle bir gençlik. Kim yaptı bu gençliği? Şimdi birilerine sorarsan ya burası ne biçim Müslüman ülke ya? Öyle diyorlar. Ama bu gençleri İslam yetiştirmedi ki, Kur'an yetiştirmedi ki bu gençleri. Bu gençlere ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne üniversitede Kur'an öğretilmedi ki. Bu gençleri layık, seküler rejim yetiştirdi, bu sistem yetiştirdi. Ve 100 yıldır bu rejimin, bu sistemin anayasası devam ediyor. İşte anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri var. Ordunun hali belliydi. Daha kısa zamana kadar
Oruç tutanlar bile gizli gizli tutuyordu. Şimdi Cevat Akşit diye bir hoca var da, ben diyor, dedik sonra olarak askerlik yapıyormuş. İşte askerdeyken diyor, meal okuyordum filan diyor. Tabii gizli gizli okuyorduk. Subayların toplandığı yere de diyor, benim de gitmem gerekiyor diyor. Ne yapayım, ne diyeyim filan diye diyor. Ben de elime aldım diyor, Elmalı Hamdi yazarın mealini, gittim orta diyor, bir köşede okuyorum. Gelmedi demesinler diye ama hepsi orada içiyor, dans ediyor diyor filan. İşte bizim komutan geldi, ne oldu dedi diyor. Benim komutanım işte ben Kur'an meali okuyorum filan, suratını buruştu diyor. Neyin mealini burada diyor, nasıl okuyabilirsin sen bunu buradan, attım dışarı. Dedim ki komutanım dedim diyor, bak bu meali, Ulu Önder Atatürk söylemiş, Elmalı Hamdi yazara bu meali yap diye. Atatürk'ün yazdırdığı bir meali. Ha öyle mi dedi diyor. Hemen o zaman da okuyabilir. Okuyabilirsin dedi bana diyor. Şimdi düşünün yani bu ülkenin ordusunun hali bu hallerde. Daha da kötüydü tabii yani. Onun için şu Kur'an'ın ayetlerini inkar etmeyen bir kesim yok. Birileri bilerek inkar ediyor. Birileri ilgilenmeyerek inkar ediyor. Birileri de olmuş olmamış, varmış yokmuş, hiç böyle bir öyle inkar ediyor. İnkar etmeyen herhalde bir avuç insan var yani. Çok az insan var. Dolayısıyla hani bu içinde yaşadığımız toplumu doğru analiz edersek, bu toplumun, bu insanlığın bu kitaba ne kadar ihtiyacı olduğunu biz biliyoruz. Yani şu ayetleri takip etmeden, bunları hayatına geçirmeden hiç kimse cennete kazanamaz, hak edemez. Allah'ın Kur'an'ı böyle. Ama insanları bu ayetlerle buluşturmuyorlar. Yani bunları ciddi ciddi anlatan yok. Ha anlattığın zaman tepki veriyorlar, ciddi anlatan ayrı bir konu. Fakat içlerinde duyarlı insanlar da çıkabiliyor. Var yani. Onun için biz ne yapıp edip bu Kur'an'ı anlatmanın daha medyatik, daha farklı yollarını da bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu toplum bu inkardan vazgeçmeyecek. O zaman 60. ayeti de okuyalım, noktalayalım. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerden söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Yani cehenneme girenle cennete girenin konumu bir mi? Ödül alanla azap çekecek olan, tutuklanıp hapse gidecek olan, işkence çekecek olan bir mi? Onu anlatıyor. Büyüklenenler için konaklama yeri mi yok? Cehennemde konaklama yeri mi yok? Yani onlar için hani diyorlardı ya, bu kadar insanları, milyarlarca insanları cehennem nasıl alacak? Getir getir, ne varsa getir, daha yerim çok ifadesiyle anlatıyordu. Yani şu dünya hayatında iman eden ve salih amel işleyenlerin sonucunu anlatıyor. İnkar eden ve zulmedenlerin gittiği sonucu anlatıyor. İşte hangisi daha iyi diye bazı ayetlerde de bunun insanların kıyaslamasını yapmasını istiyor Allah. Hangisi daha güzel? Onun için dünya hayatında sonuç daha güzelse Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre söyleyip ve yaşamayı tercih etmemiz gerekiyor diye anlatıyor diye düşünüyorum. Evet. Allah'a karşı yalan nasıl söylenir? Mesela Ayşe Hanım, sen bundan ne anlıyorsun? Allah'a karşı yalan söylemek. Niye insanlar Allah'a karşı yalan söylüyor? Niye bunu ihtiyaç hissediyorlar? Ya mı? Şimdi açıldı. Tamam.
Neden yalan söylüyorlar dediniz hocam? Allah'a karşı nasıl yalan söylenir? Evet. Bir de neden bunu yapıyorlar? Evet. Neden yapıyorlar? Çünkü yani hani vahiye göre yaşamak, Allah'ın belirlediği kurallara göre yaşamak nefse zor geliyor. Nefse zor geliyor. Yani evet inandım diyor. Hani ağzıyla bir sorunu söylüyor ama yaşam için tamamen ters. İşte böyle yaparak yalanlıyor. Yani nefsi ağır istiyor. Dünyevi gelişmek maalesef dünyevi